Birinci soruda, yukarıda verilen eşitliklerden hangileri daima doğrudur? Arkadaşlar, daima doğru olması demek verilenlerin bir özdeşlik olması demek. Daha doğrusu özdeşlik olma şartını sağlayan de, e, ifadeler burada daima doğru olacaktır. E, öyleyse 2a kare eksi 6ab ifadesine baktığımızda, bunun 2a çarpı a eksi 3b eşit olduğu söylenmiş. 2a'yı parantez içine dağıttığımızda soldaki ile aynı çıkarsa doğru olur. 2a ile a'nın çarpımı 2a kare, 2a ile eksi 3b'nin çarpımı eksi 6ab olduğu için birinci öncül doğru. İkinci öncüle baktığımızda, verilen terimler toplama durumunda. Şimdi bu toplam durumundaki olan iki terim içerisinde ortak çarpanları paranteze alabiliriz. 130'lar ortak. Öyleyse bunu 130 parantezine alıp parantez içine geri kalan çarpanlarını koyabiliriz. 283 artı 17. 283 artı 17. Şimdi bu işlemi yaptığımızda sağdaki ile aynı çıkacak mı ona bakalım. 283 ile 17'yi toplarsak 300 yapar. 300'ü de 130 ile çarpalım. Bakın bunun için sıfırları en sona bırakalım. 3 ile 13'ü çarptığımızda 39. Yanına toplamda 3 tane sıfırı koyduğumuzda 39.000 çıkmalı. Oysa burada 3900 demiş. Bu nedenle yanlış. Üçüncü öncülde m kare artı 3 m n eksi 4 m n kare verilmiş. Bakın bu 3 terimde de m'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Şöyle alt tarafa doğru yazalım. m parantezini alalım bir, bir tane. E, geriye m kareden m kalacak. Bir tane m'i aldık. Geriye bir tane m kaldı. Artı 3 m n'deki m'i alınca 3 n kalacak. Eksi yine m alınınca 4 n kare kalacak. E, şimdi bu... M ifadesi diğer taraftakiyle bakın aynı şey değil, aynı şekilde çarpanlara ayrılmadı. Dolayısıyla bu verilen ifadede daima doğru değildir. E verilenlerden yalnızca bir daima doğru. Dolayısıyla cevabımız aşık olmalı. İkinci soruda yukarıda verilen eşitliklerden hangileri daima doğrudur? Arkadaşlar yine daima doğru olması özdeşliği sağlaması demek. Yani soldakilerle sağdakiler aynı olmalı. Şimdi birinci öncüle baktığımızda, x artı 2y ile x artı 2y'nin aynı olduğunu görüyoruz. Diğer çarpana bakalım. x eksi y var burada. Burada y eksi x var. İşte o sağdaki ifade soldaki ifadenin eksilisi. Dolayısıyla bunların sonucu aynı çıkması e, her zaman doğru olmaz. Daima sağlanmaz. Diğer taraftan ikinci öncüle bakalım. x kare artı y çarpı x küp eksi y eşittir y artı x kare çarpı y eksi x küp. Arkadaşlar y artı x kare görüyoruz bakın burada çarpanlardan birinde e diğerinde de x kare artı y görüyoruz. E toplama işlemi yapılmış toplamanın değişme özelliği vardır. x kare ile y'yi topladığınızda e burada da x kare ile y'yi toplamış oluyorsunuz. Toplamanın sırasını değiştirmek cevabı değiştirmez. Bunu şunun gibi düşünebilirsiniz bakın 5 ile 3'ü toplamakla önce 3'ü yazıp sonra 5'i yazıp toplamak aynı şeydir. Dolayısıyla şu kısımlar aynı bunlar birbirini karşılıyor. Diğer kısma bakalım x küp eksi y, y eksi x küp. Bakın bu karşılamaz çünkü bir çıkarma işlemi var. Birinde x küpten y çıkarken diğerinde y'den x küp çıkıyor. Dolayısıyla aynı değil. Üçüncü öncüle bakalım x eksi 3y, y eksi x kare. Şimdi x eksi 3y yapılmış. Burada 3y eksi x yapılmış. Soldakinin eksilisi yapılmış. E y eksi x kareye bakıyoruz. Burada da x kare eksi y yapılmış. E bu da eksilisi. Şimdi bu hem bunun eksilisi gelmiş hem de diğerinin eksilisi geldiği için eksi ile eksinin çarpımı yine artı yapacağından işlemin sonucu yine doğru çıkacaktır. Bunu isterseniz şöyle de düşünebilirsiniz. x kare eksi y ifadesini eksi parantezine alırsanız eğer bu y eksi x kare olur. Bakın eksiyi içeri dağıttığınızda aynısı olduğunu görürsünüz. Çarpı diyelim. 3y eksi x'i de yine bir eksi parantezinde düşünelim. Eksi parantezinde x eksi 3y. E o zaman bunları çarptığımızda eksi ile eksinin çarpımından artı gelir. Geriye de y eksi x kare çarpı x eksi 3y kalır. Bu sol taraftaki ile aynı ifadeyi oluşturmakta. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz doğru. Doğru cevap da bu durumda B şıkkı olur. Üçüncü soruda yukarıda verilen eşitliklerden hangileri daima doğrudur? Yine arkadaşlar daima olabilmesi için verilen ifadenin özdeşlik şartını sağlaması lazım. Yani bu terimleri ortak paranteze aldığınızda soldaki ile sağdakinin aynı şey çıkması lazım. Şimdi birinci öncüle baktığımızda 4x küp ve eksi 2x arasında birer tane 2 ve birer tane de x'in ortak olduğunu görüyorum. O zaman bunu 2x parantezine alırsam 4x küpten kalan 2x kare olur eksi e 2x'i aldığımız zaman geriye de 1 kalır. O zaman parantez içinin 2x kare eksi 1 çıkması lazımdı. Oysa burada 2x eksi 1 demiş. Bu yanlış olur. Bunu arkadaşlar 2x'i parantez içine dağıtarak da soldaki ile aynısı geliyor mu gelmiyor mu şeklinde de kontrol edebilirsiniz. Yine ikinci öncülümüze bakalım. x küp artı x kare x artı 1. Arkadaşlar bunu gruplayarak çarpanlara ayırabiliriz. Bakın x küp ve x kare arasında şöyle bir x kare parantezin alalım. Birinci terimden x kalır artı ikinci terimden tamamını aldığımız için kat sayısındaki 1 kalır. Bir ifadenin tamamını çarpanlara e, almışsak e, bunun yerine çarpan olarak 1 kalır arkadaşlar. Çünkü çarptığınızda kendisinin gelmesi lazım. Artı x artı 1 ifadesini bir bütün olarak düşünüp bir parantezinde yazabiliriz. 1 çarpı x artı 1 şeklinde düşünebiliriz. E, o zaman kalanlar arasında bu kez x artı 1'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Bunun parantezini aldığımızda birinci terimden x kare yine ikinci terimden kat sayısındaki 1 kalacaktır. Ya verilen ifadenin bakın sol tarafıyla sağ tarafının bu durumda aynı olduğunu görüyoruz. x artı 1'ler aynı, x kare artı 1'ler aynı. Öyleyse ikinci öncülümüz daima doğru olacak. 3'e bakalım. x kare artı x'ye, eksi x eksiye. Şimdi bunu yine gruplayarak çarpanlara ayıracak olursak x kare ile x'ye arasında şöyle bir tane x parantezini alırsam parantez içinde x artı y kalır. Eksi x eksi y ifadesini de eksi parantezine alırsak x artı y olur. Burada şimdi x artı y parantezinde yazalım bu ifadeyi. x artı y parantezinde birinci terimden x kalacak. İkinci terimden bakın eksi kalmış. İfadenin tamamını aldığımızda yerine 1 koyacaktık. Eksiyi de unutmadan yazarsak x eksi 1. x artı y çarpı x eksi 1 olmalı. Oysa ki sağ tarafta bu şekilde verilmediği için 3. öncülde daima doğru diyemeyiz. Verilenlerden yalnızca ikincisi daima doğru. ve dolayısıyla cevap da A şıkkı olmalı. Dördüncü soruda yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar birinci öncülümüze bakalım. x küp eksi x kare artı x eksi 1. x küple x kare arasında x kare ortak parantezini alırsak parantez içinde x eksi 1 kalacak. x eksi 1'i de tamamen olduğu gibi bir parantezine alırsam 1 çarpı x eksi 1. Bu ikisinde bakın x eksi 1'lerimiz ortak x eksi 1'i yazıp ortak parantez açarsak. Birinci terimden x kare ikincisinden artı 1 kalır. x kare artı 1 eşitliğin sağ tarafına baktığımızda x eksi 1 çarpı x kare artı 1 olduğunu görüyoruz. Birinci öncül doğru. İkincisine bakalım. a eksi 3 x eksi 3 eksi ay. Arkadaşlar parantez içinde ortak şeyler görüyoruz. Fakat biri diğerinin ters işaretlisi. Burada a eksi 3 var. Burada 3 eksi a var ters işaretlisi. Bu tür durumlarda eksi parantezine almayı e, uygulamamız gerekir. Mesela şu 3 eksi a'yı bir eksi parantezine alarak yazalım. a eksi 3 çarpı x'e dokunmadık. Öndeki eksiği olduğu gibi yazdık. 3 eksi a'yı da ekstra bir eksi parantezine alarak yazdığımızı düşünün. E, o zaman ne olur? Eksi 3 artı a. Daha doğrusu a eksi 3. Bakın o eksiği içeri dağıttığınızda Eksi a artı 3 şu parantez içindeki ile aynı olduğunu görüyorum. E bu eksiyi dağıttığım zaman şu eksi ile eksi yan yana geldiğinde artı olur. O zaman a eksi 3 çarpı x diğer taraftan da a eksi 3 çarpı y. Şimdi ikisinde a eksi 3'lerin ortak olduğunu gördüğümüz için bunun parantezine alırsak geriye 1x artı 1y kalır. Şimdi eşitliğin ile solu aynı mı diye bakalım. A eksi 3'ler tutuyor fakat x y, x -y ile aynı olmadığı için ikinci öncül yanlış olacak. Şimdi diğer taraftan üçüncüsüne bakacak olursak e, a küp eksi b küp a b kare eksi a kare b. Bakın burada ortak parantez alınabilir. Mesela e, a küp ifadesiyle a b kare ifadesinin ortak parantezini alalım üçüncü öncülümüzde e, a küple a b kare arasında birer tane a parantezini aldığımda birinciden yani a küpten a kare kalacak. Diğer ifadeden de b kare ortak parantezine parantezin içinde kalacak. E, eksi b küple eksi a kare b arasında da hem eksiği hem de birer tane b'yi paranteze alırsam birinci ifadeden bakın eksi gitti bir tane b gitti geriye b kare kaldı. Yine eksi gitti o yüzden artı kaldı. Bir tane b gitti a kare kaldı. Şimdi parantez içlerinde a artı b artı b karelerin ortak olduğunu görüyoruz. Öyleyse a artı b kare parantezine alalım. Ne kalacak? Bakın önlerinde birinci terimden a, ikinci terimden eksi b. a eksi b. Şimdi sağ taraftakine bakarsak hem a eksi b'lerin ortak hem de a artı b karelerin ortak olduğunu görüyoruz. Öyleyse birinci ve üçüncü öncüller bu aradığımız seçeneği sağlar. Bu yüzden cevap e şık olmalıdır. Beşinci soruda m artı 2n 6'ya n eksi 3k 2'ye eşit olduğuna göre verilen ifadenin değerinin kaç olduğu sorulmuş. Arkadaşlar bakın bize m artı 2n verdiğine göre bir de n eksi 3k diye bir şey verdiğine göre çarpanları ayırmaları mümkün mertebe bunları elde edecek şekilde seçmeye çalışmamız lazım. Şimdi 2n kare var. E diğer tarafta da n içeren hani burada n'li bir şey olduğu için diğerlerinde de n'li bir şeyler içeren parantez almamız lazım. O zaman şu m çarpı n'i tercih edebiliriz. Bu ikisinden birer tane n ortak olduğu için paranteze alalım. 2n kalacak birinci terimden. ikincisinden de artı m kalacak. Diğer tarafa gelelim. Onu da kırmızı renkle gösteriyorum bakın. Eksi 3km, eksi 6kn. Hem eksilerin ortak olduğunu görüyorum. 3 ile 6 arasında 3'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Yine birer tane de k'ların ortak olduğunu görüyoruz. Öyleyse alabildiğimiz e, ...maksimum düzeyde ortak parantez almaya çalışıyoruz. Şimdi biz buradan eksi, eksi 3'ü ve k'yı aldığımıza göre geriye m kalacak. Diğer taraftan eksi'yi k'yı aldığımıza ve 3'ü de aldığımıza göre... ...2 çarpı n kalacak. Artı 2n. Arkadaşlar parantez içlerindeki m artı 2n'lerin ortak olduğunu gördüğümüz için... ...şimdi m artı 2n parantezini alalım oluşan ifadelerden. Bakın başlangıçta verilen ifade 4 terimliydi. 4 adet terim vardı. Biz bunu ilk parantezde iki terime indirdik. Ancak çarpanlar ayrılmış olması için bir terime düşmesi lazım. Bu nedenle tekrar ortak bir parantez görerek bir terimi indirgiyoruz. indiriyoruz. M artı 2 n parantezini alınca birincisinden N, ikincisinden eksi 3K kalacak. Şimdi bunları yerlerine yazalım. M artı 2 N yerine 6, N eksi 3K yerine 2 yazarsak cevabımız 6 çarpı 2'den 12 bulunur. Altıncı soruda Verilenlere göre m aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar burada bakın x kare eksi y kare var. x kare eksi y karenin iki kare farkı özdeşliği olduğunu biliyoruz. Bu birinci eksi ikinci çarpı birinci terim artı ikinci terimden x eksi y çarpı x artı y şeklinde çarpanlar ayrılır. E diğer taraftan eksi y z Artı x z var. Bunlar arasında z'lerin ortak olduğunu görüyorum. O zaman bir z parantezini alırsam, şundan bakın bir x'imiz kalacak, diğerinden de eksi y kalacak. Şimdi 4 terimli verilen şu başlangıçtaki ifadeyi biz şu anda 2 terimli bir ifadeyi indirgemiş olduk. Ancak yetmez, çünkü çarpanlara ayrılmış olması için. Tek terimli olması gerekir. Öyleyse elde ettiğimiz o iki terim arasında ortak bir çarpan var mı diye bakmalıyız. Evet x eksi y çarpanlarının ortak olduğunu görüyoruz. E o zaman bunu tekrar x eksi y parantezine alırız. Ne kalacağına bakalım. Birinci terimimizden x artı y, ikinci terimden de artı z kaldı. İşte bakın şu anda bunu artık tek terimli yazdığımız için ifadeyi çarpanlara ayırmış olduk. Eşitliğin diğer tarafında da m çarpı x artı y artı z vardı. m çarpı x artı y artı z'ye eşitlersek bakın buradaki x artı y artı z buradaki x artı y artı z'yi karşılar. Öyleyse önündeki m değeri de bunun önündeki x eksi y'yi karşılamak zorunda. E o zaman m'in yerine x eksi y'ye gelmeli. Doğru cevap bu yüzden değişik olmalı. Yedinci soruda verilen kesinin sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu kesinin pay kısmına baktığınızda iki tane terim görüyorsunuz. Şöyle iki tane terim var. Biz bunu çarpanlara ayırabiliriz. Birbirine çok benzeyen ifadeler var. A eksi B, B eksi A. Bakın bu birbirine çok benziyor fakat işaret zıtlığı var. Burada artı A, burada eksi A. Burada eksi B, burada artı B. İşaret zıt. O zaman bu tür durumlarda o çarpanlardan birinin işaretini değiştirin. Mesela A çarpı A eksi B'ye dokunmayalım. Onu olduğu gibi bırakalım. Bu b eksi a'yı eksiyle çarpalım. Bakın bunu eksiyle çarpacağım. Önünde bir eksi zaten var işlemde, b de var. Ben b eksi a'yı bir eksi parantezin alıyorum, önüne eksi koyuyorum. O yüzden eksi koyduğum için içeridekinin işaretlerini değiştiriyorum. A eksi b şeklinde yazıyorum. Şimdi bunu pratikleştirmek için bu eksiyle eksiyle çarparsınız ve onun yerine direkt olarak artı yazabilirsiniz. Yani sonuç olarak elimizde şu kalmış olur. A çarpı a eksi b eksi ile eksinin çarpımından artı b çarpı a eksi b. Şimdi bundan sonraki sorularda artık bu tür işaret zıtlığı olduğunda direkt kat sayısındaki işareti değiştirmeniz yeterli olur arkadaşlar. E, payda kısmına bakalım. Payda kısmında da a kare artı a b ve a artı b var. Bakın bu ikisinde birer tane a parantezine aldığımda a artı b kalır. Diğer taraftan a artı b'yi de zaten burayla ortak bir çarpan içerdiğini görerek bir parantezinde yazabilirim. Yani bunu olduğu gibi bırakabilirim. Şimdi pay kısmında a eksi b'lerin ortak olduğunu gördüğüm için burayı a eksi b parantezine alıyorum. Geriye kat a artı b kaldı. Bölü payda kısmında a artı b'lerin ortak çarpan olduğunu görüyorum. Ve kat a ve 1 kaldı. a artı 1. Şimdi pay ve payda tamamen çarpanlara ayrıldığı için ortak olan çarpanları sadeleştirebiliriz. A artı B'leri bakın yok ettiğimizde geriye pay kısmında A eksi B kalıyor. Payda kısmında da A artı 1 olur. A eksi B bölü A artı 1 A seçeneğinde var. Doğru cevap A şık olmalı. 8. soruda M artı N eksi P K çarpı M'e eşit olduğuna göre verilen eşitlikteki X aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar soldaki ifadeye baktığınızda 3 tane terim görüyoruz. Ve bu 3 terimde de n'lerin ortak olduğunu görüyoruz. O zaman hemen n parantezine alalım. Geriye n artı m eksi p kalacak parantez içinde. Eşitliğin diğer tarafında bir k kare m ve x var. Ve bu durumda k çarpı m'in yerine de m artı n eksi p yazılması istenmiş. Şimdi biz sağ taraftakini olduğu gibi yazalım. Şöyle k kare m x olarak yazalım. Buradaki n artı m eksi p şunun bakın aynısı olduğu için onun yerine k çarpı m koyalım. k çarpı m kat sayısında n diğer tarafta da k'nın karesi çarpı m çarpı x var. Şimdi bakın bu şekilde olduğu gibi eşitliğin iki tarafındaki ifadelerde birer adet terimden oluşmuşsa yani tamamen iki tarafta çarpma şeklinde olmuşsa eşitliğin solu, soluyla sağı arasında ortak olan çarpanları sadeleştirebilirsiniz. Bakın birer tane m'leri yok edelim. Birer tane k'ları yok edelim. Geriye sol taraftan n kalacak. Sağ taraftan da bir tane k ve bir tane x kalacak. k çarpı x. soru bizden x'i istemiş. x'i istiyorsa bunun kat sayısındaki k'yı eşitliğin diğer tarafına bölme şeklinde atmamız gerekir. Öyleyse n bölü k eşittir x olur. E zaten sorunu sorduğu da buydu. N bölü K B şıkkında var. Dokuzuncu soruda kesrin sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yine hem pay hem payda kısmında 4 adet terim görüyoruz. Bunlar arasında hemen ortak terim içerenleri paranteze alalım. Mesela A kare ile eksi A ortak görüyorum. Bu ikisini bir düşüneceğim. Eksi B ile de artı A birlikte düşüneceğim. Siz isterseniz A kare ile A eksi bc ile eksi ab'yi birlikte düşünerek ortak parantez alabilirsiniz. Gördüğünüz doğru bir tanesini uygulayın yeterli. A kare eksi ab arasında a parantezine aldığımda a eksi b kalır. Diğer taraftan eksi bc ile artı ac arasında bir parantez olarak ortak C harflerini görüyorum. O zaman C parantezini alırsam bakın bundan bir artı A kalır. Diğerinden de C'yi alınca önünde de eksi işareti olduğunu unutmayalım. Eksi B parantezini aldık. Paydaya geçelim. Şimdi paydada AB var. E A içeren bakın bir tek AC olduğu için bu ikisini birlikte düşüneceğiz. Dolayısıyla eksi C kareyle de artı BC'yi birlikte düşünüyoruz. Şimdi AB ile AC arasında A parantezini alırsam. B eksi C kalacak. B eksi C. Bakın bu A'nın önünde B kaldı. Diğer A'da eksi ve C kaldı. B eksi C oldu. Diğer taraftan eksi C kare ile artı B arasında C'lerin ortak olduğunu görüyorum. Hemen bir tane artı C parantezini alırsam şuradan bir B kalacak. Buradan da bir tane eksi C kalacak arkadaşlar. B eksi C. Şimdi toparlayalım. Yukarıda iki tane terim ve aşağıda iki terim kaldı. Bu terimler arasında pay kısmında a eksi b'lerin payda kısmında da b eksi c'lerin ortak olduğunu görüyoruz. Şimdi yukarıyı a eksi b parantezine alalım. E, kat sayılarında a ve c'ler var. a artı c bölü payda kısmında b eksi c'nin ortak olduğunu görüyorum. Çarpı kat sayılarında a artı c'ler var. Bakın bu pay ve payda tamamen bir terimden oluşmuş yani tamamen çarpma şeklinde oluştuğu için ortak olan çarpanları sadeleştirebilirim. A artı C'ler ortak. Bunları yok ettiğimiz zaman geriye kalan A eksi B bölü B eksi C olur. Doğru cevabımız A şık olmalıdır. 10. soruda verilen kesrin sadeleşmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi pay kısmına baktığımızda ortak alabileceğimiz bir parantez bir tek şu x kare ile x arasında var e ama onu da ortak parantez aldığımızda şöyle birincisinden x ikincisinden y artı z geliyor e yanındaki yz ile birlikte ortak parantez alabileceğimiz hiçbir şey kalmıyor dolayısıyla bunu parantez almak çok anlamlı olmayacak hemen bu fikirden bu yüzden vazgeçiyorum bu tür durumlarla karşılaştığınızda şu parantezli olan ifadeyi açmayı deneyin sevgili arkadaşlar önce açın daha sonra tekrar daha düzgün bir şekilde toparlamaya çalışın. Tekrar yazalım x kare artı x'i parantez içine dağıtırsak x y artı x z artı y z. Şimdi o zaman bu az önce zaten şuradan dağılmıştı. Bunu tekrar ortak parantez almak anlamlı olmaz. Öyleyse bu x y'yi şu x kare ile alalım. x z'yi de y z ile birlikte düşünerek parantez alalım. Bu birincisinde x kare ve x y arasında x parantezine alırsam x artı y kalır. Diğer tarafı da x, z ile yz arasında z parantezine alırsak x artı y olmalı. Ortak parantez alırken bir sonraki hamlede ortak çarpan gelecek şekilde parantez almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın bu formatta parantez alınca x artı y'lerin ortak bir şekilde çıktığını görüyorum. Bu yüzden x artı y parantezine tekrar alabilirim. Şimdi x artı y parantezinde birinci terimin katsayısında x ikincisinde z kalmış. x artı z. Payda kısmına geçelim. Payda kısmımızda daha basit bir ifade var. Z kare ve x z. Şimdi z parantezine aldığımızda birinci terimden z, ikincisinden x kalacak. Şimdi bunu olduğu gibi yazalım. Z çarpı z artı x. Arkadaşlar z artı x demekle x artı z demek aynı şeydir. Ama hemen çarpanlar halinde tek terim olarak kalmış. O zaman x artı z'leri sadeleştirirsek cevabımız x artı y bölü z olmalı. Doğru cevap. B şıkkı. 11. soruda verilen ifadenin en sade hali x artı m olduğuna göre m kaçtır? Arkadaşlar bu ifadele şu dikkatinizi çekmiştir muhakkak. Birinci kesrin paydası x eksi 2, ikincininki 2 eksi x. Yani birbirinin zıt işaretlileri. E o zaman bunu payda eşitlemek için ikinci kesri şöyle bir eksi 1 ile çarpmamız yeterli olur. Hazır bunu yapmışken amacımız ortak payda yazmak olduğuna göre yani paydaları eşitlemek olduğuna göre şu ifadeleri bir açıp daha düzgün bir şekilde toparlamayı tercih edebiliriz. O zaman bu x kare artı x eksi 1 ile 6'nın çarpımından eksi 2 nasıl olsa ortak payda çıkacağını gördüğüm için bu işlemi yapmıştım. Bu x eksi 2 burası da eksi 1 ile çarpılınca x eksi 2 ortak paydayı da x eksi 2 koyuyoruz. İşte bakın bu işlemi de sadeleştirdiğimizde cevabı x artı n bulacağımızı soru bize söylemiş. Sadeleşme, sadeleştirme yapıldıktan sonra kalan x artı m olacakmış. Şimdi şu x kare artı x eksi 6 ifadesini 3 terimli bir ifade biçiminde çarpanlara ayırabilirim. x kareyi x x eksi 6'yı da artı 3'e eksi 2 biçiminde ayırırsam bu ikisinin çarpımı eksi 6'yı çapraz çarpımlarının toplamları da şu artı 1 x'i verir. Bakın şuradan bir artı 3 x Diğerinden eksi 2x toplanırsa artı 1x olur. Şimdi ifadeyi toparlayarak yazalım. x eksi 2 çarpı x artı 3 biçiminde çarpanlar ayrıldı. Paydasında x eksi 2 var. Buradan x eksi 2'leri sadeleştirdiğimizde kalan cevap x artı 3 olur. İşte bunun da x artı m'ye eşit olduğunu söylemiş. E kalandaki x x'i karşılıyorsa artı 3 de m'i karşılamalı. Zaten bize de m'i sormuş. Doğru cevap a şıkkı. 13. soruda b eşittir a bölü a eksi 1 olmak üzere verilen ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar b'nin paydasında 1 var bakın. Burada bir içler dışlar çarpımı yaparsak a çarpı b eksi b eşittir a olur. Eksi b'yi de eşitliğin sağına atarsak a çarpı b eşittir a artı b buluruz. Şimdi şu sorulan soruda a kare eksi b kare demiş bunu iki kare farkıyla... A eksi B çarpı A artı B yazabilirim. E A artı B'nin yerine de A çarpı B verdiği için hemen onun yerine A çarpı B koyuyorum. Bölü fayda kısmında A ortak parantezine alırsak birinci ifadeden A eksi B kalacak. Diğer taraftan ikinci ifadeden A artı 2 B kalıyor ama önündeki eksiği parantez içine dağıtmayı unutmayalım. Genelde bakın buralarda çok işlem hatası yapılır. Eksiyi parantez içine mutlaka dağıtalım eksi a eksi 2b. Şimdi bunu toparlayalım. Eksi a artı a gitti. Pay kısmında a eksi b çarpı a çarpı b kaldı. Paydasında da şu parantez içi eksi b ile eksi 2b'nin toplamı eksi 3b. Bir de çarpı a var. E, A'lardan birer tanesi, b'lerden birer tanesi sadeleşirse geriye a eksi b bölü eksi 3 kalır. E, şu eksiyi de sevgili arkadaşlar paya dağıtırsak eğer eksi a artı b bölü 3. E böyle yazmakla b eksi a bölü 3 yazmak arasında bir fark yok. Doğru cevap bu yüzden a şıkkı olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.